Aslında iki açıklama üzerinden gidersek daha böyle biraz daha net ipuçlarımız olur elimizde. İlki Putin'in açıklaması. Putin biliyorsunuz ne dedi? ana aktörlerden biri dedi savaşın yayılmasını istemiyor. Diğeri bir şeylerden çekiniyor dedi. Nedir bunun tercümesi? Bu... Şimdi ana aktörler kimler? Yani aslında ilk kabaca baktığınızda İsrail tarafı ve Filistin tarafı. Tabii. Muhtemelen İsrail tarafının bir şeylerden çekindiğini kastediyor. E, Filistin tarafı da aslında e, ne Mahmut Abbas ne e, Hamas lideri. E, geçtiğimiz günkü başka bir kanaldaki açıklamasında da gördük. Evet. Yayılmasını istemiyor. Hı hı. Ama orada tabii biraz daha kompleks bir Filistin tarafı var. E, geçtiğimiz günlerde. E hafta senin programında hatırlarsan e, İslami Cihad'dan, Filistin evet. İslami Cihad'ından bahsetmiştim ben hı hı. ve ilk defa e, belki evet, de tabii. televizyonlarda bahsedilmiştim. Ondan sonra bütün olay Filistin İslami Cihad'ı üzerinde hatta odaklandı. Hatta saldırısı için İsrail hayır İslami cihat yaptı tabii, dedi ve tabii. daha çok kişi. O gün tabii. hatta siz söylediğinizde tabii. yani birçok ekranda ilk kez duyulmuştu. İlk, ser, ilk kez duyulmuştu fakat e, aslında e, tem, e, yani aslında e, Netanyahu e, 2022'nin aralığında hı iktidara geldi. 2023'ün ocağından itibaren 50'nin üzerinde saldırısı var İslami Cihad'ın. Yani bıçaklamalar, araba havaya uçurmaları, bombalamalar falan büyük ölçüde CEN'in odaklı bir örgüt bu ve CEN'indeki mülteci kamplarında odaklanmış. Temmuz ayında da İsrail buraya aslında bizim çok dikkatimizi çekmedi ama çok büyük bir operasyon düzenledi. Ben başka kanallarda da belirttiğim gibi yani bu şu an ki savaş aslında e, İsrail'in o İslami cihadın peşinde e, peşine gitmesinin sonucunda gelinen e, nokta. Hı hı. E, neyse burayı biraz daha sonra açarız ama Tabii. diğer açıklamada e, biliyorsun e, Biden'ın açıklaması e, tamam destek verdi ama e, öyle göründü ama şunu da söyledi İsrail'lere e, öfkenize yenilmeyin dedi. Bu karar harekatı yapmayın demek mi? Öfkenize yenilmeyin dedi. Hatta ekledi biz dedi Amerika Birleşik Devletleri olarak 11 Eylül'de öfkemize yenildik, adalet aradık, istedik, adaleti de aldık, bulduk. Fakat birçok da yanlış yaptık dedi. Ee, anlatamıyorum biraz e, anlaşılan orada işin büyümesini engellemeye yönelik özellikle İsrail kamuoyuna yönelik bir e, mesaj vermeye çalıştı. Ve e, biraz önce söylediğin refah sınır kapısının açılıp e, Mısır'ın insani yardıma geçiş vermesi de e, anlaşılan Biden'ın e, Mısır'la konuşması sonrasında ortaya çıktı. Yani Biden'ın gezisinin bir sonucu bence en net sonucu bu oldu ardından bugün bir açıklama geldi Putin'den füzelerimizle ve silahlarımızla sizi izliyoruz şeklinde bunu ee, biz Ukrayna ile işimize karışmayın yoksa biz de buraya karışırız diye anlayanlar oldu. Yanlış bir anlama. Yok, bu. bence tam o anlamda değil. Şimdi, e, Netanyahu'nun açıklamasına baktığınız zaman e, bir kara harekatı yapmak zorunda. Çünkü burada bir politikacının kariyeri söz konusu. Yani burada Netanyahu hem kendini kurtarmaya çalışıyor hem de kimi zaman ülke bekasından e, Ve onun yiyoruz. arkasındaki e, bu aşırı sağcı güçlerin de beklentisi, bu muazzam bir baskı var ve Netanyahu çok iyi biliyor ki bu e, operasyondan Gazze operasyonu başarıyla çıkmak zorunda. Çıkamazsa hem kendi kariyeri gider hem de bir daha İsrail böylesine bir konjonktür bulamayabilir yani topraklarını hmm. genişletmek onun da aşırı sağcıların da düşüncesi o zaten Ona sürekli bu yüzden bir fırsat olarak görüyor. Evet ama işte şimdi dolayısıyla e, İsrail'in içerisinde muhtemelen eee Netanyahu'ya e, Amerikalılar tersini e, söylemekle birlikte ciddi bir baskı var. E, en fazla eğer hani e, ille de Netanyahu'yu kurtarmak söz konusuysa ve biraz aşırı sağcıları tatmin etmek meselesi ise kısa e, ve, ve kısa Ölç kısa ve e, küçük ölçekli bir operasyon yapmak durumunda kalacak İslam mücadının peşinde. Yani olayı e, çok genişletmek e, pek mümkün görünmüyor. Şu